Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü değerli öğrencilerimiz. 7. kitabın 8. ünitesinin 8. dersini yapıyoruz. Son dersimiz. Burada neyi görmüştük biz? Mastarlardan bahsetmiştik. Mastar neydi? Zamandan mücerret bir olaya delalet eden isimdir demiştik. Mastarlar isimdir ama bir olaya delalet ediyor. Ama onun zamanı belli değil. Yani fiil gibi mazi fiil, muzari fiil, mazi geçmişe, muzari şimdiye delalet eder diyoruz. Ama mastarlar herhangi bir zaman belirtmiyor. O fiilin ismi değil mi? Biz bunlara isim olaraktan belirtiyoruz. Şimdi mastarların, sülasi fiillerin mastarlarını nasıl buluyoruz? Bunların belli bir kuralı olmadığını söylemiştik. Ama ne demiştik? Belli kalıplar var ki onlar çok kullanılıyor. O kalıplarda gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Burada o en çok sülasi fiillerin mastarlarının kalıplarından en meşhurlarını, en meşhur kalıpları yani en meşhur vezinleri vermiştik. Bunlara birer de örnek vermiştik. Şimdi bununla ilgili alıştırmalarımızı yapacağız. Burada tabii şunu da belirtmemiz gerekiyor. Peki hangi fiil, hangi vezinde gelecek onu bilemiyoruz. Ama belli bir aşamadan sonra buna alışıyoruz. Çünkü belli fiiller belli kalıplarda gelebiliyor. Bunu tahmin etmemiz, tahmin etme ihtimalimiz artıyor ya da fiilin mastarını öğrendiğimiz zaman aklımıza daha kalıcı bir şekilde yerleştirebiliyoruz. Bu vezinleri bildiğimiz zaman. Bu vezinler işte fa'lun, fu'ule, fa'alun, fu'alun, fi'ale, fa'ale, fu'letun, fi'alun, fu'ulun, fu'lun, fa'lan, fa'il gibi vezinleri saymıştık. Bunun dışında başka vezinler de tabii ki var. Şimdi bununla ilgili alıştırmalarımıza başlayabiliriz. Ne diyor? Özkur mesadir masadir lefal atiye kema fin nemuzec. Örnekteki gibi aşağıdaki fiiller mastarlarını zikret diyor. Zikredelim o zaman. Bakın burada sana'a sina'a demiş. Bu hangi vezinde? Fiale vezninde değil mi? Kitabe kira'e vezninde gelmiş bu. Peki bu aşağıdaki fiiller işte bunlar da aynı vezinde geliyor. Veliye vilaye, zera'a zira'a, hata hiyata. Aslında bu hayatadır. Ortadaki harf. Bak maslarda o asıl harfi yine gelmiş oluyor. Bak hiyata şeklinde. Necara nicara. Cebe bu da vergi topladı demek. Cibaye vergi toplamak. Hake hiyake o da nedir? Dokumak değil mi? Dokumak anlamında. Ketebe kitabe. Bak hepsi fiale vezinde. Veliye vilaye yönetmek anlamında. Ziraat, hata hiyata dikiş, necara nicara bak marangozluk. Nicara marangozluk. Cebe vergi topladı. Cibaye de vergi toplamak anlamında. Anlamlarında söylemiş olduk. Fara feveran. Şimdi de bu vezinde gelen bak. Ne vezni bu? Fealan. Değil mi? Deveran. Seyelan. Heyelan. Tayaran. Meyelan. Lemean gibi. Değil mi? Buradaki fiillerin hepsi bu vezinde geliyor. Bak. Tara, tayaran. Tafe, tavefan. Hafeka, hafekan. Mele, meyelan. Bunun aslı nedir? Aslında Y harfidir ortasındaki. O yüzden burada Y harfine dönüşüyor bak. Gale, galeyan. Bak bu da elif-i maksur ama o da Y'ya dönüşmüş. Sale, seyelan. Ortadaki Y'dir bak. Lema'a, lema'an şeklinde geliyor bunların da mastarları. Fara, feveran. Böyle kaynaması, taşması. Tara, tayaran, uçmak. Tavafe, tavafen, etrafında dolaşmak. Hafekane, kalp çarpıntısı, yürek çarpması gibi. Mâle, meyelan, meyletmek. Gale, galeyana gelmek mesela. Kaynamak gibi. Sâle, seyelan, akmak. Lema'a, lema'an, parlamak şeklinde anlamlarında söyledik. Bakın dikkat ederseniz hepsi aynı
kalıpta geliyor. Tabi bunu biz duyduktan sonra öğrenebiliyoruz. Yoksa zera'nın işte şu fiale mi yoksa fealan vezdinde mi geleceğini önceden bilemeyebiliriz. Tamam mı? Onu sözlüğe bakacağız. Ama bakıyoruz ki birçoğu birbiriyle aynı. Bak. Şimdi farklı bir mesele. Fehime fehmun değil mi? Fehmun fealun vezninde. Bak buradaki fiillerde fealun vezninde gelecek bunların masdarına bak. Hamide hamdun. Ekele eklun. Emine emnun. Gale kavlun. Gave le idi değil mi? Ortasındaki pardon. Şöyle yapalım. Ga ve le idi değil mi bunun kökü? Bak kavlun şeklinde geliyor. Ba'a bey'a. Ortasındaki ya idi bak. Bey'un. Khafe khavefe idi. Ortasındaki vav mastarda bak. Khavfun. Mastarda dikkat ederseniz kök harfi neyse o gelmiş oluyor. Mastar önemli. Mastar fiilin kökünü bize ifade eder. Bak, hepsinde dikkat ederseniz kök harfi neyse o gelmiş. Ba'a yebi'u. Bak muzaride de ya geliyor. Gale yekulu. Bak muzaride de vav aslı çıkıyor. Mastarda da aslı ortaya çıkıyor. Gaza yegzu da'a yed'u gibi bak. Gazvun. Bak burada da mastarda sonundaki elif-i maksurenin şey elifin aslında vav olduğunu görmüş oluyoruz. Raca'a. Bak burada da fuul vezninde gelen mastarı fuul vezninde gelen fiilleri vermiş. Raca'a rucu'un secede sucud, qa'ade qu'ud, celese culus, tala'a tulu', nebaga nubu, marra murur, vasale vusul, garube gurub. Değil mi? Raca'a döndü, rucu'a dönme, secede secde etti, qa'ade oturdu, celese oturdu yine, tala'a doğdu, tulu'a şems diyor değil mi? Nebaga nubu, bu da bir şeyde usta oldu. Uzman oldu, üstün oldu anlamına geliyor. Nebaga nubu, zeki, dahi olmak, usta ve uzman anlamlarına geliyor. Merra uğradı, murur, o da uğramak, vasale ulaştı, vusul ulaşmak, garube battı, gurub batmak. Gurub-i şems diyoruz değil mi? Evet, o şekilde. Bakalım başka hangi kalıpta gelmiş. Ferahun bak. Fealun vezninde mesela. Esife esefun. Vecile vecelun şeklinde. Ataşe ataşun. Telife telefun. Merida maradun. Amile amelun. Amiye amen şeklinde. Aslında ame yündür ama sonundaki elif maksur olduğu için okunmuyor. Bunların anlamı da esife, üzülmek, asif diyoruz ya mesela. Vecele, korktu, ürperdi. Ataşa, susadı. Telife, telef oldu, yok oldu. İşte gibi. Marıda, hasta oldu. Maradun, hasta olmak, hastalık. Amile, çalıştı. Amelun, işte iş anlamına gelir. Amiye, kör oldu. Amen, kör olmak, ama olmak anlamında. Dikkat ederseniz belli fiiller, belli kalıplarda gelmiş oluyor. Birçok fiilin aynı kalıpta geldiğini görmüş oluyoruz. Bu aynı kalıpta gelen daha birçok fiil var. Burada sadece bir kısmını almışız. Diğer alıştırmamıza geçelim. Burada ne diyor? Üzkür mesadiral efalil ati. Aşağıdaki fiillerin mastarlarını zikret. Ve sta'in bil mu'cem indel haci. İhtiyaç anında sözlükten faydalan diyor. Bunların belli bir vezni kalıbını bilmiyoruz. Hepsi aynı kalıpta gelmiyor. Farklı. Mesela ne'ume nu'ume ya da ne'imun şeklinde geliyor. Mesela salube salabe şeklinde geliyor. Diğerlerini bilemediğinizi ne yapacaksınız? Bilemeyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun belli bir kuralı yok. Ben de bilemeyebilirim. Eğer daha önceden o fiili bilmiyorsam, mastarını bilmiyorsam bilemeyebilirim. O zaman sözlüğe bakacağız. Kesin bilgiye kamustan ulaşabiliyoruz. Diğerlerinin mastarlarını da görelim hemen. Salube, salabe, habuse, hubusun, cebune, cübnün ya da cebanun şeklinde de gelebilir.
Ne demiştik? Bir fiilin birden çok mastarı olabilir. İki tane, üç tane, üçten daha fazla, dört, beş olabilir. Rafaza, rafzun. Faze, fevzun. Faal mezne. Garika, boğuldu. Garakun, bağlamak. Bak, ferahun, faalün mezninde. Şedde, şeddün. Bak, şedde fiil bağladı. Şeddün, mastar. İsim olduğu için sonuna temin alabiliyor. Şarika, şark değil mi? Şarkun, doğu anlamına geliyor. Bunların mastarları bu şekilde. Bilemediğimiz sözlükten bakmamız gerekiyor. Diğer alıştırmamıza bakarsak, burada ne istiyor bizden? İmle el cedvel el ati. Aşağıdaki tabloyu doldur diyor. Ne diyor? İmle il cedvel el ati kema finnemuzeç. Örnekteki gibi aşağıdaki tabloyu doldur. Bizden ne istiyor buradan arkadaşlar? Burada mastarı vermiş. Değil mi? Sonra mastarın veznini vermiş. Ve'dün bu. Tabii o belli de değil. Mastar oldu. Hareket koyması gerekiyordu aslında. Ve'dün fe'lün. Ama mastar dediği için ve'ade olamaz. Ve'ade fiil. Ve'dün de onun mastarıdır. Fe'lün. Mastarın vezni. Sülasi fiili nedir? Ve'adedir. Veznül fi'il. Ve'ade fe'ale değil mi? Biz bütün vezinlerimizi, ölçülerimizi fe'aleye göre yapıyorduk. Fiilin nev'i nedir? Türü misal fiil değil mi? Vav ile başladığı için. Bunu istiyor bizden. Bey'un. Bu nedir? Bu da fe'lün vezninde. Bunun sülasi fiili ba'a yebi'u bey'un. Değil mi? Sülasi fiil fe'ale ecveftir değil mi? Ortası boş olduğu için. Peki bu ba'a olduğu halde neden fe'ale oldu? Yani ortadaki harf illetli harf olduğu zaman nedir? Onun harekeliymiş gibi düşüneceğiz. Aslında bu b-y-a'dır değil mi? Ama feta'dan sonra ya harfi geldiği için bunu yapmışız. B-a şekline dönüştürmüş. Feta'ya uygun bir harf getirmişiz. Bunun veznini söylerken fe'ale demiyoruz değil mi? Fe'ale. Ortasında harekeliymiş gibi düşünerek. Hıyata nedir? Fi'ale vezninde bir mastardır. Bunun fiili hata dikti. Hıyata dikmek anlamına geliyor. Haytun o da ip anlamına geliyor. Tamam, bunun şeyi de feale. Aynı yukarıda dediğimiz gibi hayata feale. Bu da ecvef. Karnı boş, ortası boş bak. Usul, bu da nedir? Fuul vezninde bir mastardır. Bunun fiili vasaledir. Vezni feale, misal fiil vasale nedir? Vav ile başlayan misali vav. Suhule, bu da sehule, kolay oldu. Suhule, kolay olmak. Mesela sa'ube, zor oldu. Su'ube, zor olmak. Bak, hemen birbirini çağrıştırıyor değil mi? Bak, yavaş yavaş alışmaya başladık mastarları tahmin etmeye bak. Sehule kolay oldu, mastarı suhule. Sa'ube zor oldu, mastarı su'ube zor olmak gibi. Fu'ule vezninde fiili sehule, veznün fiil fe'ule. Bak ortası dammeli, bu da sahih bir fiilmiş. Esefe nedir? Esefun bu mastar. Esefe fiil, esefun mastar, fealun veznindedir. Bunun fiili esife, yani fiili esife affen, esife, esefun de bunun mastarıdır. Fiilin vezni feile, bu mehmuz, hemzeli bir fiildir. Mehmuzul evvel, ilk harfi hemzeli bir fiildir. Diğerlerine bakalım, tavafan, o nedir? Fealan vezninde. Nedir? Mastardır. Bunun sülasi fiili tafe, fiilinin vezni tavefe olarak düşünüp feale diyeceğiz. Ecvef fiildir. Ortası boş olduğu için. Kitabe fiale vezninde. Bunun fiili ketebe, fiilin vezni feale, sahih bir fiil. Devaran, bu dara fiili, mastarı devaran, fealen vezninde gelmiş. Fiilin vezni feale, ortası boş olduğu için ecvef. Sâme yasum savum. Bu da fe'lün vezninde mastardır. Bunun fiili sâme, fe'ale, saveme gibi düşünüyoruz. Ecvef ortası boş olduğu için. Tayaran, bu fiil tara fiilinin mastarı tayaran, fe'alen vezninde gelmiş. Tara, tayara yani fe'ale ortası boş olduğu için ecvef.
Zavuk, zaka yezuku, zavuk, zaka fiilinin fe'lün şeklinde mastarı, fiilimiz fe'ale, zevaka, zevaka, fe'ale, ortadakini harekeliymiş gibi düşünüyoruz değil mi? Ecbef fiildir. Haraca, huruç, bu da fe'ul vezninde mastardır. Fiilimiz haraca, fe'ale fiilin vezni. Sahih bir fiildir. Tulu'u şems, tala'a, tulu'u fu'ul vezninde tala'adır, fe'aledir. Bunun türü de nedir? Sahih. Burada aynı bunun gibi bu da sahih olmuş. Buradan yine size gösterelim. Sahih olmuş. Demek ki bunlar da bu şekilde. Sonraki alıştırmamıza bakarsak, اذكر مصادر الأفعال التي تحت خط في الجملات وبين وزنها مستعينا بالمعجم عند الحاجة. Burada ne istiyor bizden? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan fiillerin mastarlarını zikret ve beyin vezne onların vezinlerini açıkla. Müsteinen bil mu'cem indel hace ihtiyaç anında sözlükten faydalan diyor. Bu sözlüğe bakmamız gerekiyor tabii ki ara sıra. Rahan naharu ihtecebe ma'ahu al-ana'u ve't-ta'ab. Gündüz gitti ve ihtecebe ma'ahu onunla birlikte gizlendi el-ana'u ve't-ta'ab, yorgunluk ve işte ilgi. Bu da yorgunluk anlamına gelebilir. Peki bu rahanın mastarı nedir? Bu ravhun veya ravahun şeklinde gelebilir. Burada ravahunu vermiş. Ravhun şeklinde de olması lazım bunun mastarı. Tamam. Birden çok mastarı olabilir. Sözlüğe bakmak gerekiyor. Men sâra aledderbi vesele. Yolda kim yürürse vasale, ulaştı. Yolda kim yürürse ulaştı. Mesela derbul musaleha mesela barış ya da uzlaşma yolu, musaleha yolu gibi. Derb yani yol, bazen mecazi anlamda da kullanılabiliyor. Sâra yesiru seyir. Bunu biliyoruz fe'lün vezninde. Lem tenfil hukumeti sıhhatel haber. Hükümet haberin doğruluğunu yalanlamadı. Nefe yenfi nefyün. Değil mi? Bunun masları nefi. İn kunte zâ sem'in ve zâ aklin ve zâ besarin. فَخُذْ مَا قَالَتِ الْحُكَمَا اِنْ كُنْتَ اَيْرْ سَنْ اِسَنْ ذَا سَمْعِنْ işitme sahibi ve ذَا عَقْلٍ ve akıl sahibi isen ve ذَا بَصَرٍ ve görme sahibi yani basiret sahibi isen, sende akıl, basiret, işitme varsa فَخُذْ o zaman al مَا قَالَتِ الْحُكَمَا hikmet ehli zatların söylediği şeyi al. Bu اَخَذَ يَأْخُذُ خُذْ değil mi bu? F nedir? Bu atıf harfi. Eğer böyleysen F hemen al. Huz ma qaletil hukema. Hikmet ehli zatların söylediği şeyi al diyor. Bu ahaze ye'huzu ahzun şeklinde geliyor değil mi bunun mastarı? Ahzun şeklinde geliyor. Fe'lün şeklinde. Nefyun seyrun gibi. Ma faze bil mecdi illa sabur. Şerefi nedir? Üstünlüğü, iyi şerefi kimse kazanmadı. İlla sabur. Sabırlı kimseden başka hiç kimse şerefe ulaşamadı. Mâ fâze. Tam fâze yefûzu. Fevz. Fevz. Başarı değil mi? Aynı seyir gibi. Zaharat Kavs Kuzah ba'dema nezelel matar indikten sonra Kavs Kuzah ortaya çıktı. Kavs Kuzah nedir? Gökkuşağına Kavs Kuzah diyoruz. Değil mi? Gökkuşağı ortaya çıktı. Ne zaman? Ba'dema nezelel matar. Yağmur indikten sonra. Nezele bunun mastarı nedir? Nüzul. Fu'ul vezninde. Sa'ade. Su'ud, nezele, nüzul. Bak, sa'ade çıktı, su'ud. Nezele indi, nüzul şeklinde. Haraca çıktı, huruç. Dehale girdi, duhul. Bak, zıt anlamlarda buna benzer durumlar olabiliyor. Sa'ubetir ru'yetu fi'd-dabab. Dababda yani siste görmek
zor oldu. Sa'ubet. Sa'ube zor oldu. Su'ube. Hani daha önce geçmişti değil mi? Sehule. Kolay oldu. Suhule. Akabe, ukube gibi. La tetrukil amele ve la testehin bihi. İşi bırakma. Ve la testehin bihi. Onu küçümseme. İstihane yani alçak görme, hakir görme diyor. İşi asla bırakma ve o işi asla küçümseme, önemsememezlik yapma diyor. Tamam. Terake terkun şeklinde geliyor. Demek ki hangi işi yaparsak yapalım o işi küçük görmeyeceğiz. İşin büyüğü küçüğü yoktur. İşi iyi yapan, sağlam yapan insan vardır. İşi çürük ve kötü yapan insan vardır. İş hangi iş olursa olsun o önemlidir. Ama böyle önemsiz insanlar önemli işleri bile önemsiz hale getirebilir. Tam tersini düşünürsek önemli insanlar en önemsiz işleri bile önemli hale de getirebilirler. O zaman devam edelim. Arka sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Burada ne var? İmle'il feragat fil cümellatiye bi mastarin münasib. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun mastarla doldurunuz diyor. Bunları doldurdunuz değil mi? Bulamazsanız mastar sözlüğe de bakıyorsun mesela. El aklu ni'metun ilahiyyetun azim. Akıl büyük bir ilahi nimettir. Akale aklun. Akale aklun. Akale fiilinde mastardır bu. Yani birçok isim aslında mastardır. Onun bir fiili vardır. Tamam mı? El vusul ilel kimme sa'bun. Mesela tepeye ulaşmak zordur. Ya da es-su'udu ilel kimme sa'bun. El-zehabu ilel kimme. Tepeye gitmek zordur. Yani bütün fiilleri kullanabilirsiniz maslarını. El-vusulu vasale fiilinin maslarıdır. Devaranu şemsi havlel arz. Güneşin dönmesi havlel arz. Yerin etrafında güneşin dönmesi. Neymiş bu? İ'tekadehu. Buna inandılar. Kesirun minen nas fil mazi. Geçmişte insanlardan çoğu buna inandı. Hani güneşin yerin etrafında dönmesi, yer kürenin etrafında dönmesi, dönmesine insanlardan birçoğu geçmişte inandı. Kavlu sıdkı efdalu fi kullil mevâkif. Doğru söylemek, doğru söz efdalu en iyisidir fi kullil mevâkif. Durumların hepsinde yani her durumda doğrunun sözü yani doğruyu söylemek eftar en iyisidir. Her durumda doğruyu söylemek en iyisidir. Bu kale yekulu kavlun değil mi? Kavl mastara. Kavlus sıdk şeklinde. Tamam. Eşşemmu hassetun tümkinuna min temyizir ravaihil muhtelife. Eşşemmu nedir? Koklamak değil mi? Eşşemmu. Şemme yeşummu. Bu şemme fiil şemmunda onun mastarı. Eşşemmu hassetün. Koklamak. Hassetün bir duyumuzdur. Nasıl bir duyumuz? Tümkinuna min temyizir ravaihil muhtelife. Temyizir ravaihil muhtelife. Muhtelif kokuları ayırt etme imkanı sağlayan bir duyudur. Koklamak, muhtelif kokuları ayırt etme imkanı veren bir duyudur. Tamam. Burada eşşemmu, şemme, şemmun şeklinde. Raiha, ravaih şeklinde gelmiş. Es-su'ud ilel feda min a'zami muncizatil insani. Min a'zami muncizatil insani diyelim değil mi? Başarılarından. Muncizatil insani. Yani uzaya çıkmak, saadet çıktı, suud çıkmak değil mi? Uzaya çıkmak insanın başarılarının en büyüklerindendir. En büyüklerinden biridir. Min ba'diyet ifade ediyor değil mi? Siz farklı ezehab ilel feza uzaya gitmek ama es-suud daha uygun sanki. El-vusulu ilel feza.
farklı şeylerde kullanmış olabilirsiniz anlama uygun. Ama burada eşşemmu mesela el aynu diyemezsiniz, göz diyemezsiniz değil mi? Ona şem demek gerekiyor. Sonraki alıştırmaya bakarsak burada ne istiyor bizden? İstekdimi te'birati latiye fi cümelin mufide. Aşağıdaki tabirleri düzgün cümle içerisinde kullanın diyor. Nesimus sabahi, sabah meltemi. Bunları kullandınız değil mi? Buradan almayın direkt lütfen yani. Kendiniz cümleler yazmanız gerekiyor. Ne? Hezzen nesimu ma'atifel eghsani. Meltem ağaçların o ma'atif yani o ince dalın kalın dala tutunduğu yer. Dalların böyle salladı. O ince dalların köklerinden salladı şeklinde. Onları esnetti. Böyle eğdi. Salladı anlamında. Tamam. Burası yeterli bizim için. Bu şiirin kalan kısmını merak ediyorsanız okursunuz. Yebduke. Şunun gibi görünüyor. Nedir? Tebdu habibeti keşşemsil müşrika indeme haracat sabaha. Sevgilim sabahleyin çıktığı zaman parlayan güneş gibi görünüyor dedik. Tamam? Ya da yebdu habibi keşşemsil müşrika indeme haracat sabah haraca sabahan diyebiliriz. Hubben cemma. Estağfirullah ayette geçiyor değil mi bu? Ve te'kulûne turâse eklen lemmâ. Böyle mirası yedikçe yediniz. Ve tuhibbûne l-mâle hubben cemmâ. Malı da böyle tas tamam sevdiniz. Kendinizi kaptırırcasına her şeyinizle. Onu araç olmaktan çıkarıp amaç haline getirdiniz. Uğrunda kendinizi feda ettiniz. Yani o şekilde bir sevgi değil mi? Hubben cemmâ. Bütün bütün. Emne'ahu min bir şeyden men etti, engelledi anlamında. Bu mena'ahu mu yoksa emne'ahu mu tam bilmiyorum ama biz emne'aya göre düşündük. Hayrul amel ehfâhu. Amellerin en hayırlısı gizli olanıdır. Emne'ahu mineşşeytan. O şeytandan onu men etti, kişiyi uzaklaştırdı. Ve eb'adehu minerriyâ ve onu riyadan uzak tuttu. Tamam. Emne'ahu mineşşeytan, şeytandan uzaklaştırdı, riyadan uzak tuttu. U'cibe bi, mesela u'cibu bi fetâtin cemîle, güzel kızı beğeniyorum. Tamam, beğendim. Tamam, u'cibe bi fetâtin cemîle, güzel kızı beğendi, güzel kız hoşuna gitti. Mesela e'cebetnil fetâtu, güzel kız benim hoşuma gitti. E'cebetni, beni beğendirtti şeklinde, tamam. Mesela şurada da i'cabul fetati bişşabbi. Genç kızın beğenmesi kimi? Erkeği. Bişşabbi şeklinde. Tamam. Bunun kullanışını bu şekilde düşünebilirsin. İ'cabul fetati bişşabbi. İştegale an. İştegale an bir şeyden uzak durmak. Onunla meşgul olmamak demek. An harfi cer olduğunda iştegale anil lehu vel la'ib yani oyun ve eğlenceden uzak durdu. Mesela şöyle de diyebiliriz. Aleyke en teştegile an ehtâil âkharîn. Yani aleyke en teştegile meşgul olmaman gerekir. An ehtâil âkharîn. Başkalarının hatalarıyla meşgul olmaktan uzak dur. Ve teştegile bi ehtâik. Aleyke, buraya ekleyebiliriz yine. Ve aleyke sana gerekir en teştegile bi ehtâik. Kendi hatalarınla meşgul olman. Teştegile an ehtâil âkharîn. Başkalarının hatalarıyla meşgul olmaktan uzak durmak. Kendi hatalarına meşgul olmak şeklinde düşünebiliriz. İştegale an, uzak durmak. Bak burada da aynı şekilde. Ama iştegale bi, bu ise ne oluyor? Meşgul olmak anlamına geliyor. Tabi siz farklı cümleler kullandınız. Sonraki alıştırmamıza bakarsak. Üktüb ukusel kelimâti lâti aşağıdaki kelimeleri enzit anlamlarını yaz diyor. Ata'a yuti'u değil mi? Ata'a yuti'u. Ha bunun zıttı nedir? Asa ya'si. İsyan ediyor. Karşı çıkıyor. İtaat, isyan. Yezidu artırıyor. Nakasa yenkusu azalıyor. Değil mi? Diğerlerine de hemen bakalım. Yenkusu
Surur, sevinç, huzun, üzüntü. Radiye, razı oldu. Sakata, kızdı, öfkelendi. Deun, dert. Devaun, derman. Bak, dert, derman. Likulli da'in deva. Her derdin dermanı vardır gibi. Muhal, imkansız. Mümkün, mümkün. Muhal, imkansız ya da müstahil. O da kullanılabilir. Mümkün. Mehzum, hezimete uğramış değil mi? Hezeme mehzum. Hezimete uğrayan bak. Mef'ul kalıbında. İntasara yantasir. İntisar muntasirun. İntasara o da zafer kazanan. Muntasir zafer kazanan anlamında. Huşune haşune sert oldu. Huşune sert olmak. Ne'ume ne'im yumuşak. Nu'ume yumuşak olmak anlamında. Bak zıt anlamlı ama aynı vezinde geliyor kalıba. Gurur, gururlanmak, kibirlenmek, tevadu, tevadu'a yetevadu, mütevazi olmak. Yani mütevazi olmak, vada'a. Bir şey yerli yerince kullanmak, haddini bilmek anlamında. Gurur, o da aldanmak anlamında. Garra, yegurru. Ve la yegurrannekum, ve la tegurrannekum hayatü dünya. Dünya hayatı sizi aldatmasın, değil mi? Aldanmak. Mübyaz, beyazlamış. Musvet, siyahlamış. Beyaz, siyah. Mübyaz da bembeyaz olmuş. Musvet de siyah olmuş. Musvet de kağıt diyoruz bak biz değil mi? Karalanmış, kullanılmış kağıt anlamında. Bu zıt anlamlıları da bu şekilde. Yuti'u, ya'si, yezir, yenkuz, surur, hüzün, radiye, sahata, da'un, deva, muhal, mümkün, mehzum, muntasir, huşune, nu'ume, gurur, tevadu, mübiyat, musvet şeklinde geldi. Burada irabımız var. Burada ne diyor? E'rib ma. El cümlel ati. Aşağıdaki cümleleri irab ediniz diyor. İrab edelim. İhtikaratil hasnâul cemâle li nefsiha ihtikaran. O güzel güzelliği kendi nefsine ne yaptı? Tekeline aldı anlamında. Yapalım irabını. İhtekara nedir? Burada fiilimiz. Bak burada da bunun mastarı gelmiş. Mef'ulun mutlak. Yeni öğrendiğimiz şey bu. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İhtekara fi'lun mazın mebniyün alel fetha. Üzerine mebni. El hasna'u fa'ilun merfu'un bid damme. El cemale. Bak güzel. Tekerin aldı neyi? El cemale. Güzelliği mef'ulun bih. Mansubun bil fetha. Li harfu cer nefsiha ismi mecrur bil kesra ha damir muttasil mudafun iley ihtikaran. Bu nedir bak? Aynı mef'ulü mutlak. Cümledeki fiilin mastarı gelmiş. Ne diyoruz ama? Mef'ulü mutlak mansubun bil fetha diyoruz. Sonraki cümlemize bakalım. İn tetevada li kavmik yuhibbuke. Eğer sen kavmine mütevazi davranırsan in tetevada. Bak eğer davranırsan ne olur? Yuhibbuneke. İdi bunun ne yaptı? Cezm alameti olarak sonundaki nun düştü. Onlar seni severler. Bak ikisi de meczum olmuş. İki fiil muzari cezmeden eder. İn edatü şartın cazime cezmeden şart edatıdır. Tetevada fiilin muzarin meczumun bis sükun. Tamam. لِأَنَّهُ فِيَعْلُ الشَّرْطِ. Niçin meczumun bir sükun? Şart fiil olduğu için. وَالْفَاعِلْ damir مُسْتَتِرْ اَنْتَ. Sen mütevazi olursan. Değil mi? لِقَوْمِيَ لِيَ حَرْفِ جَرْ قَوْمِكَ اِسْمُ الْمَجْرُورٌ بِالْكَسْرَ كَافْتَ damirun مُتَّصِلٌ مُضَافٌ اِلَيْهِ يُحِبُّكَ. Nedir? Bu yuhibbune idi değil mi? Normalde yuhibbune idi. Burası cezm olduğu için burada cezm alameti nun düştü. يُحِبُّكَ فِيَلًا مُضَارٍ مَجْزُومٌ بِحَسْفِ النُّونَ. Bak buradaki nun hasfiyle meczumdur. Niçin meczum? Niçin meczum? لِيَنَّهُ cevabu şart. Şartın cevabı bak. Eğer mütevazi olursan ne olur? يُحِبُّكَ onlar seni sever. وَالْبَابْ دَمِيرٌ مُتَّصِلٌ فَاِلٌ fail onlar. Hüm anlamına gelen vav, vavul cema'a. وَالْكَافْ دَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَفْعُولٌ بِهِ seni severler. O da mef'ulun bih oluyor. Bak onlar seni
severler. Damir muttasıl. Mef'ulun bi. Buna mansup filan demiyoruz. Damirler çünkü mebni idi. Erikal aşiku ba'dal araki. Erika. Biz bunu araka diye okuduk bazı yerlerde. O şekilde geçiyor mu bilmiyorum ama erika. Değil mi? Aşık uykusuz kaldı. Nasıl? Ba'dal araki. Biraz uykusuzlukla uykusuz kaldı şeklinde. Bunun irabını nasıl yapacağız? Erika fi'lun madin mebniyun alel fetha üzerine mebnidir. El aşiku fa'ilun merfu'un biddamme. Ba'da bak erika'nın mastarı burada geldi. Peki ba'da nedir? Naibun an mef'ulul mutlak değil mi? Ba'da naibun an mef'ulul mutlak mansubun bil fetha. Ba'da kulle eyye lafızları fiilin mastarına muzaf olduklarında mef'ulul mutlak oluyorlar idi. Çünkü cümlede muzaf cümlenin ögesi olur. Muzafın ile o muzafı açıklayan bir ifade konumundadır. O yüzden cümlenin ögesi olmaz. El arak mudafun ileyh mecrurun bil kesra şeklinde geliyor. Son olarak bu ünitemizin sonunda üktüb mevdu'an tasifu fihi şey'en cemilen ra'eytehu bi üslubin edebiyyin. Yani gördüğün güzel bir şeyi anlatan bir kompozisyon yaz bi üslubin edebiyyin. Ama edebi bir üslupla kompozisyon yazınız Arapça olarak. Artık yani öyle bir seviyeye geldiniz ki artık yani normal sıradan rastgele cümlelerle değil edebi ifadeler kullanarak bile kompozisyon yazabilirsiniz. Uğraşırsanız yapabilirsiniz. Tam meşhur bir Arap şairi gibi yazacak haliniz yok. Yani acemice olur ama öğrendiğiniz kelimeleri kullanarak yeni kelimeler ekleyerek bunu yapabilirsiniz. Son olarak bu ünitemizde geçen kelimeleri de hatırlayıp dersimizi tamamlayalım. Nesimun nedir? Meltem nesimus sabah. İhtekara yahtekiru ihtikar. Tekeli altına almak, tekelini almak. İhtikar suç olan bir şey değil mi? Leffe tayye bu dürmek anlamında. Leffe yeliffu'l aleme bihananiha. Şefkatiyle, merhametiyle alemi sarıyor. Ketayyi sicilli lil kütüb Kur'an'da geçiyor ya. Kitap tomarları gibi sarmak anlamında. Bu da benzer anlamlı. Hanan şefkat, merhamet anlamına geliyor. Hanan Rabbimizin Esma-ül Hüsna'sından birisi. Kasife küsufu şems. Kasife sönük, kararmış, donmuş demek. Nedir? Kullu necmetin min nuriha kasife. Onun şiddetli ışığından dolayı bütün yıldızlar sönük kalır. Küsuf, kasiful hal, kasiful bal, üzgün anlamına da gelir. Hali kara, perişan, sönük demek. Onlar nedir? Yani üzgün, perişan anlamlarına gelir. Debber raculu debben ve debiben. Adam yürüdü. Bir de karar ve itidal üzere ahestece yürüdü. Aheste aheste böyle güzel güzel. Bu adam için değil de burada kadın için kullandı değil mi? Tedubbul arda debiba. Böyle yeryüzünde aheste aheste yavaş yavaş güzelce yürüdü anlamında. Müstehil imkansız, gayr mümkün, mümkün değil, muhal imkansız. Bunlar benzer anlamlı kelimeler. Müstehil mümkün zıt anlamlı ama gayr mümkün olunca mümkün olmayan şey ne olur? Müstehil olur, muhal olur. Ama bunun en güçlüsü muhalun imkansız anlamına. Kudiye bir şey gerçekleştirdi. Bir şeyin yerine gelmesi anlamına. Kada ala bir şey yok etmek anlamına. Kada ala öldürdü anlamına da gelir. Mesela Kur'an'da geçiyor değil mi? Estağfirullah fevekede Musa fekada aleyhi. Musa aleyhisselam o kişiye nedir? Yumruğu atınca fekada aleyhi onu öldürdü. İstemeden. Deva'un ilaç, da'un dert anlamında. Likulli da'in deva. Sara'a yasra'u ya da yasru'u şeklinde geliyor bu. Sar'an, sir'an. Bu da sara'a yusari'a sira'an. Geçin mesela masra'an şeklinde. Bu da yere vurmak, yere çalmak, öldürmek anlamına da geliyor. Ya da iki kanat mesela kapıya iki kanat yaptı
Mesela el babu meftuhun ala misra'ihi, kapı iki kanadı da sonuna kadar açık anlamına da geliyor. El babu meftuhun ala misra'ihi, kapı sonuna kadar açık. İnsiya böyle nedir? Yılan gibi süzülüp yürümek anlamında. Süzülüp gitmek, böyle akıp, su gibi akıp gitmek. Yılan gibi biraz tabi olumsuz bir benzetme. Ama Türkçe öyle şey yapmış. Akmak, böyle cereyan, su gibi akıp gitmek. Orada insiya bir mişyetiya diyor ya, onun yürüyüşündeki güzelliğini. Hasle hisalun, bu haslet huy, tabiat, yaratılış anlamına geliyor. Bu olumlu bir şey de olabilir. Güzel haslet veya çirkin haslet de ne yapabilir? Olabilir. Bu yaratılış anlamına geliyor. Haslet huy. Melahaten, melaha böyle güzel olmak, şirin olmak, hoş, tatlı ve gökçeklik anlamına geliyormuş. Hubben cemba, çok sevmek, böyle kendini kaptırmak anlamında. Hubben cemma ve tuhibbunel male hubben cemma, siz malı öyle çok seviyorsunuz anlamında. Burada başka kelimelerimiz de vardı. Heyfa, değil mi? Heyfa neydi? İnce belli, güzel kadın anlamına geliyor. İnce belli olması özellikle, bu kelime o anlama geliyor. Heyfe, ehyef, heyfa. Bunun müzekkeri ehyef, müennesi heyfa şeklinde. Tamam. Ekber, kubro gibi. Tamam mı? Temayele, sallanmak, salınmak, eğilmek anlamında. Hezze, sarstı. Hezzehu nesimus sabah. Sabah rüzgarının, sabah melteminin sarstığı gibi. İhtadara, yahtadır, ihtidaran. Bu fiil arkadaşlar hadara kökünden geliyor ama huzura çıkmak, huzura dahil olmak, ama bir de can çekişmek ya da böyle ölümün yaklaşması, ölümün kıyısına gelmek, ölmek üzere olmak, ölmek derecesinde hasta olmak. Yani ölüm döşeğinde diyoruz ya biz. Metinde de bu anlamda kullanacak. Ölüm döşeğindeyim artık diyor. Tamam, ben artık neredeyim? Ölüm döşeğindeyim diyor. Siz şunlara dikkat edin diyor. Lemma uhtudra zul isba'il udvani. Zul isba'il udvani, ölüm döşeğine düştüğü zaman. Ölüm derecesinde hasta olduğu zaman. Tamam mı? Hadara, huzura çıkmak filan anlamı var ama burada can çekişmek ve ölmek üzere olmak anlamı var. Seime, bıkmak, usanmak, gına gelmek anlamında. Seimtu, bıktım. Tamam. Elin canibek. Elin, lane, elin, yani yumuşak ol demek. Elin canibeke, bir tarafını nedir? Yumuşak tut. Yani insanlara hoş, güzel muamele et. İnsanlara sevgiyle, muhabbetle davran anlamında. Elin canibeke. Bir tarafın yumuşak olsun demek. Yani insanlara güzel yüzünü göster. İnsanlara hoş, güzel muamele et anlamında. Saraha, bağırdı. Surahan, bağırmak. Saraha, yesruhu. Surahan ev sarihan, bağırmak anlamında. Bu çığlık atmak, imdat istemek, yardım istemek, feryat etmek anlamlarına geliyor. Sane yasunu savnen siyaneten. Savnen ve siyaneten şeklinde geliyor. Bak, ne demiştik? Bir fiilin masları birden farklı şekillerde gelebilir. Bak, burada da surahan, sarihan, başka maslarlar da vardır bunun belki. Değil mi? Savnen, siyaneten, yani bunun da başka maslarları vardır. Bir fiilin birden çok masları olabilir. Sane nedir? Korumak. Bir şey nedir? Korumak, bakmak, bakımını yapmak, himaye etmek, muhafaza etmek, korumak anlamında. Siyane. İste'zara, isti'zara, bir şey kendine almak, bir şey seçip kendine ayırmak anlamında. Tamam? Bir şeyi tamamını kendine almak. İste'zara bi harfi celiyle. Bir de a'zara, yu'azır, isar var. Başkasını kendisine tercih etmek. Başkasını kendisine de, yani başkasını düşünüp kendini ihmal etmek gibi. Sevvede, yusevvidu,
Tesvid bu da sade efendi oldu. Sevvede efendi yaptı. Kendisini efendi, reis, yönetici yaptı anlamında. Seyit yapmak, reis yapmak anlamına. Bir de karalamak diyor olabilir. Hani sevdaun sevt nedir? O da siyah anlamı var ya, esvet kelimesi. Sevvede o da karaladı anlamına geliyor ama seyit kelimesinden gelirse o da kendine reis yapmak anlamına geliyor. Su'dut yine aynı kökten geliyor. Sade yesudu su'dut ya da su'det. Bu damme de olabilir arkadaşlar burası. Tamam mı? Damme de olabilir ya da su'det feta da olabilir. Tamam, su'det, su'dut. Burada su'dut diye geçti. Biz de öyle yapalım. Efendilik, şan, şeref, böyle seyitlik, efendi olma, kavminin öncüsü olma anlamında. Selle seyfel bagi, böyle azgınlık kılıcını çekti. Selle seyf, kılıcı çekmek anlamında. Kılıcı kınından böyle çekiyorsun. Selle seyf, kılıcını çekti, savaşmaya başladı. Azgınlık kılıcını, bagi nedir? Azgınlık, azgınlaşmak anlamında. Zelle, zellen, bu zelle diyoruz. Zelilen. Bu yere düşmek, ayağın kayması gibi anlamlara geliyor. Bak zellenin ne kadar masları var. Zellen, zelilen, mezelleten, zululen, zelelen, zelilen, zelilaen. Yani ne kadar çok masları var. Bak bir tane fiili. Maslarlar çok. Tamam. Tabi o mastarların hepsinin arasında ince anlam nüans farkları var tabii ki. Ha bir de zelle var bak. Bak zelle şu keskin z ile zelle ayağa kaymak, yere düşmek, hata etmek anlamlarına geliyor. Ama zelle, zelil, züllen, zillet bunlar aşağılanmak, horlanmak, zelil olmak, alçanmak, önemsiz, zayıf düşmek, boyun eğmek anlamlarına, zelil olmak anlamına geliyor. Bak ikisi arasındaki farkı dikkat edin diye buraya aldık. Zelle burası nedir? Burası da zelle. Başındaki harfler farklı bak. Peltek z ile olduğunda zelle keskin z ile olduğunda ayak kaymak, hata etmek, zelle olduğunda zelil olmak, alçalmak anlamında. Halata bu da halata, yuhaletu muhalata. Halata karıştırmak. Hallata yuhalletu tehlit, o da karıştırmak anlamında. Birbirine karışmak, iç içe. Halata karşılıklı karışmak anlamında. Beraberce geçinmek, yaşamak, birbiriyle işte karışık bir arada görüşmek, beraberce yaşayıp gitmek anlamında. Vakkara yuvakkiru tevkir, vakarlı olmak. Yani vakara vakarlı oldu. Vakkara başka birini vakarlı yaptı. Değil de birine, başka birine saygı gösterdi. Onun vakarını ortaya çıkardı gibi. Başka birini ağırbaşlı, vakur yapmak, onu yüceltmek anlamlarına geliyor. Gargara raculu indel maut. Yani bu da ihtadara. İlk başta geçmişti ya, ölüm anı geldi. Yani gargara raculu indel maut. Ölüm anında adam can çekişti anlamına geliyor. Sane kerametehu ve şerefi, keramini ve şerefini korudu anlamında. Sunu edime veci, yüzümün şanını, şerefini, değerini koruyorum diye şiirde geçmişti değil mi? Şerefini ve onurunu korudu. Kerametehu ve şerefehu. Nebugan, nubugan, nebgan. Bu da geçti arkadaşlar orada. Bir şeyde iyi olmak, zeki olmak, dahi olmak ya da seçkin olmak, usta ve uzman olmak anlamına geliyor. Nebega nubugan. Bu güzel kelimeyle bu ünitemizi de bitirmiş olduk. Nerakum fi'd-dersil kadim. Ma'a's-selame.